Çünkü Cenab-ı Hak likulli nebe'in diyor. Her nebe'in bir müstakar okulacağı. Yakından uzağa, Kur'an'ın bugünden yarına, yarından ötesine, ahirete ve sonsuza uzayan bir boyutta verdiği her bilginin istikrar kılacağı, yani gerçekleşeceği bir ortam olduğuna göre nihai planda insanlığın bir bölümünün ferikun fil cenneti, cennette, o ferikun fil sair, diğer bir bölümünde cehennemde artık karar kılacakları günün geldiği vakit bu ayetler de tecelli etmiş olacak. Nitekim oralarla ilgili de Cenab-ı Hak çok böyle somut bilgiler veriyor. İnsanlığın nihayette yaşayacağı, sura üflenmesiyle alakalı, göklerin ve yerin değiştirilmesiyle alakalı. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün yer değiştirilir. Bu arz değil artık. وَالسَّمَاوَاتُ Gökler değiştirilir. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Kahhar olan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarılırlar. Bunlar da gelecekle ilgili verilen enba nebe'lerden ve bunların istikrar kılacağı bir ortam söz konusu. Ama daha yakın planda baktığımızda hayatın içerisinde, nitekim bu ayetten hemen önceki ayete baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın daha henüz bu dünya hayatı planında azap göndermeye muktedir olmaktan söz ettiği bir ayet var hemen yukarıdaki ayette. Bu da bir nebe. Ben muktedirim, başınıza azap gönderebilirim. Ayaklarınızın altından da azap gönderebilirim. Birbirinize düşürerek de azabı kendi aranızda size tattırabilirim. Dediği bu bilgide istikrarını bulacağı bir ortamda toplumlar için gerçeğe dönüşür. Onlar o gün Cenab-ı Hakk'ın verdiği o haber var ya, şu anda işte yaşıyoruz onu diyeceklerdir. Kıyametin nebesi de böyle haberci olabilir mi? Elbette en önemli haberlerden bir tanesi ve Cenab-ı Hakk'ın asla kuşkuya düşme. Kesinlikle yerde ve gökte ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ağırlaştı, yani oldu, olacak, olmak üzere. ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Evet, yani bir damla gibi düşünün, ağırlaşınca en ağır hali onun düşmeye, kopmaya en yakın halidir. Göklerde ve yerde ağırlaşmış bir gerçeklik bu, kıyamet gerçekliği. Ve ثَقُلَتْ öyle ağırlaştı ki لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَ Size ansızın gelir. Damla da öyledir, birikir, birikir, birikir. En uzun zamanını biriktiği, etraftan beslendiği zamanda geçirir. Ama koptuğu an tek bir andır. An itibariyle kopar, o bulunduğu zeminden yere düşmek üzere. Bana hep onu hatırlatır bu ayet. ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَ Bu gerçeklik de insanlığın yaşayacağı, insanlığı bekleyen en önemli haberlerden bir tanesi. Önceki bütün nebilerin haber verdiği bir şey. Allah'ın defteri düreceği, hayat dediğimiz defteri kapatacağı, bütün insanlığı huzuruna toplayacağı ve kimilerini ödüllendirip kimilerini cezalandıracağı bir süreç. Bu hatta şöyle demeliyiz, nebe deyince, gelecekle ilgili haber deyince, Kur'an deyince, hatta bütünüyle nebiler deyince akla gelen ilk şey bu. Çünkü Kur'an'da dikkat edin, ne zaman o yekulune meta hadzal va'du? Bu dediğiniz vaat ne zaman gerçekleşecek? İn kuntum sadikin. Neredeyse bütün peygamberlerin yüzüne meydan okurcasına söylenmiş bir şey bu. Demek ki onların verdiği en önemli nebe, insanlığı bekleyen bir haber olarak ahiret gerçeği ve bunun istikrar bulacağı, ortaya çıkacağı elbette bir ortam var. Ama ilk başta ayeti ele almaya giriştiğimizde ilk başta konu ettiğimiz şeyler de bu kapsamın hala içerisindedir. Yani onlar dışarıda kaldı, onlar değilmiş maksat demeye yer yok. Çünkü Cenab-ı Hak likulli nebe'in diyor. Her ne nebe varsa müstakarrun, onun bir istikrar kılacağı, karar kılacağı, gezinmekten, orada burada o mu diyor, bunu mu diyor diye teşabüh eden, benzeşen farklı manalar arasında ki o hareketliliğinden çıkıp karar kılıp belirginleşeceği, istikrar kılacağı bir ortam vardı. Bu ortam kuşkusuz
günü geldiğinde insanın bilgisine kavuşacağı, değişik bilgilerle de beslenebilir veya hakikatin bizatihi kendisiyle, nitekim önceki ayette Allah Azze ve Celle azap gönderebileceğinden söz ediyor. Bu azabı ister yerin altından ister üstünden gönderdiğinde insanlar bu nebe'in gerçekleşmesine tanık olacaklardı. Öncesinde sudaki balık gibi Cenab-ı Hak ihbar ediyor, tehdit ediyor. Akleden insanlar bunun gerçekliğini değerlendirmek için çaba sarf ediyorlar. Sarf ettikleri çaba oranında anlam onlarda karşılığını buluyor. Fakat gün yüzüne çıktığı, inkar edilemez bir gerçeğe, bir felakete dönüştüğü an, istikrar kıldığı, karar kıldığı, ortaya çıktığı ana denk geliyor olabilir. Ya böyle bir yorum ile ayeti anlama girişiminde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil müminin.